Aşağıdaki sayı doğrultusunda A ve B noktaları işaretlenmiştir. Bu noktalardan birine karşılık gelen sayı eksi 11 bölü 5 rasyonel sayısının karesine, diğerine karşılık gelen sayı ise eksi 3 bölü 2 rasyonel sayısının küpüne eşittir. A ve B noktaları arasında kalan tam sayılardan en küçüğü taban, en büyük kuvvet olacak şekilde aşağıdaki üstü ifade oluşturuluyor. Buna göre oluşturulan üstü ifadenin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bize verilen bilgilere baktığımızda bir rasyonel sayının ikinci kuvvetine o rasyonel sayının karesi, üçüncü kuvvetine o rasyonel sayının küpü denir. Bu noktalardan A ve B noktaları bize verilmiş. Bu noktalardan birine karşılık gelen sayı eksi 11 bölü 5 rasyonel sayısının karesine, yani eksi 11 bölü 5 üstü 2. Tabanı negatif, kuvveti çift olan sayılar sonucu pozitiftir. Dolayısıyla artı 121, 11'in karesi 121, 5'in karesi 25, yani 121 bölü 25. Diğerine karşılık gelen sayı eksi 3 bölü 2'nin küpüne eşitmiş. Eksi 3 bölü 2 sayısının küpü. Taban negatif, kuvvet tek ise sonuç negatif. 3'ün küpü 27, 2'nin küpü 8. Dolayısıyla A sayısı eksi 27 bölü 8, B sayısı artı 121 bölü 25. A ve B noktaları arasında kalan tam sayılardan en küçüğü taban, en büyüğü kuvvet olacak şekilde bir üstü ifade oluşturuluyor. Eksi 27 bölü 8 rasyonel sayısını tam sayılı kesire çevirdiğimizde eksi 3 tam 3 bölü 8. 121 bölü 25 sayısını tam sayılı kesire çevirdiğimizde 4 tam 21 bölü 25. Dolayısıyla burada alabileceğimiz en küçük tam sayı eksi 3. Alabileceğimiz en büyük tam sayı 4. Oluşturacağımız üstü ifade eksi 3 taban kuvvet 4 olmak üzere eksi 3 üssü 4. Bu sayının değeri de taban negatif, kuvvet çift olduğu için sonuç pozitif. 3 üssü 4 demek 4 tane 3'ün çarpımı demek. Bu da 81'e eşittir. Cevap A. Aşağıdaki görsellerde bir markette satışa sunulan fiyatları kütleleriyle orantılı olan iki farklı büyüklükte deterjan torbaları verilmiştir. Ali cebindeki paranın tamamıyla birinci görselde verilen deterjan torbasını almıştır. Bu markette deterjanın birim fiyatına %40 oranında zam yapılmış ve Ali bir ay sonra aynı miktar paranın tamamıyla ikinci görselde verilen deterjan torbasını almıştır. Buna göre ikinci görseldeki torbada kaç kilogram deterjan vardır? Bize verilen bilgilere baktığımızda bir markette satışa sunulan fiyatları ile kütleleri orantılı olan iki farklı büyüklükte deterjan torbaları verilmiş. Ali cebindeki paranın tamamıyla birinci görselde verilen deterjan torbasını almış. Bu markette deterjanın birim fiyatına %40 oranında zam yapılmış ve Ali bir ay sonra aynı miktar paranın tamamıyla ikinci görselde verilen deterjan torbasını almış. Bizden istenen ikinci görseldeki torbada kaç kilogram deterjan olduğu. Deterjanın birim fiyatına 10 TL diyelim. Yani 1 kilogramı 10 TL olsun. Dolayısıyla birinci görseldeki deterjan 21 kilogram, 21 çarpı 10'dan 210 TL. Burada 10 TL vermemin sebebi yüzdesini daha rahat hesaplayabilmek için. Dolayısıyla 210 TL parası var Ali'nin. Deterjanın birim fiyatına %40 oranında zam yapılırsa %40 demek 40 bölü 100 sadeleştirdiğimizde 10'da 4. Yani 10 TL'nin 10'da 4'ü 4 TL. 4 TL zam yapıldığında deterjanın birim fiyatı 14 TL olacak. 1 kilogramının fiyatı 210 TL ile 1 kilogramı 14 TL olan deterjanın kaç kilogram deterjan alabileceğimizi bulmak için 210'u 14'e bölmemiz gerekiyor. Bu da 15 kilogram yapıyor. Yani ikinci görseldeki deterjan 15 kilogram olarak bulunur. Çünkü parasının tamamıyla ikinci görseldeki deterjanı alabiliyordu. Cevap A. A ve B iki basamaklı çift doğal sayılar olmak üzere 25 bölü A eşittir A bölü B eşittir %50 eşitliği veriliyor. Buna göre A artı B en fazla kaçtır? Bize verilen bilgilere baktığımızda A ve B iki basamaklı
ve çift bir doğal sayı olmak üzere A bölü B 25 bölü 50'ye yani %50'ye eşit olarak veriliyor. A bölü B 25'i 25 ile sadeleştirirsek 1, 50'yi 25 ile sadeleştirirsek 2 yani A bölü B eşittir 1 bölü 2 oranı veriliyor. Dolayısıyla burada içler dışlar çarpımı yaptığımızda 2A eşittir B olarak bulunur. B'nin alabileceği en büyük iki basamaklı çift doğal sayı değeri 98. Dolayısıyla A'nın alacağı değer ise 49 olur. Ama burada A çift sayı olmadı. Onun için B'ye 98 değerini veremem. Çünkü A 49 olamaz. Tek sayı oluyor. B'ye verebileceğim 98'den sonraki en büyük çift doğal sayı değeri 96. İki basamak olan çift doğal sayı değeri 96. 96'yı 2'ye böldüğümüzde A'nın alacağı değer 48. Dolayısıyla A 48, B 96 olmak üzere A artı B eşittir 144 olarak bulunur. Cevap B. A ile B birer tam sayı olmak üzere A kare eşittir 25 ve B artı 1'in mutlak değeri 7 eşitlikleri veriliyor. Buna göre A artı B en az kaçtır? Bize verilen bilgilere göre A artı B değerinin en az olması için A'nın ve B'nin alabileceği en küçük değerleri bulmamız lazım. A kare 25 yani bir sayının karesi 25'e eşit olacak. 25 5'in karesi. Dolayısıyla A karenin 5'in karesine eşit olması için A'nın alacağı değer 5 olabilir ya da eksi 5 olabilir. Çünkü tabanın negatif, kuvvetin çift olduğu durumlarda sonuç pozitiftir. Eksi 5'in karesi yine 5'in karesine yani 25'e eşit olacak. Daha sonra mutlak değer B artı 1 eşittir 7. Mutlak değer bir tam sayının sıfıra olan uzaklığına denir. Dolayısıyla B artı 1 yani sıfıra olan uzaklığı 7 olan sayı artı 7 ve eksi 7'dir. Dolayısıyla B artı 1 7'ye de eşit olabilir. B artı 1 eksi 7'ye de eşit olabilir. B artı 1'in 7'ye eşit olduğu durumda B'nin alacağı değer 6'dır. B artı 1'in eksi 7'ye eşit olduğu durumda artı 1'i karşıya gönderdiğimizde eksi 1, B'nin alacağı değer eksi 8'dir. Biz A artı B'nin en küçük değerini aradığımız için B'nin alabileceği en küçük değer eksi 8 olarak bulunur. A'nın alacağı en küçük değer zaten eksi 5'ti. Eksi 5 artı eksi 8'den A artı B'nin en küçük değeri eksi 13 olarak bulunur. Cevap D. Aşağıda içinde topların bulunduğu 4 kutu ve kutulardan birinin içindeki top sayısı gösterilmiştir. A kutusundaki top sayısı B kutusundaki top sayısının %10'u kadar fazlasıdır. C kutusundaki top sayısının %40'ı kadar eksiğidir. D kutusundaki top sayısının %30'udur. Buna göre B ve C kutularında toplam kaç top vardır? Bize verilen bilgilere baktığımızda A kutusundaki top sayısı D kutusundaki top sayısının %30'u. D kutusunda 220 top var. 220'nin %30'u A kutusundaki top sayısına eşit. Bir bütünün yüzdesini bulurken bütünle yüzde çarpılır. Yani 220 çarpı %30, 30 bölü 100. Sıfırları sadeleştirdiğimizde 22 çarpı 3'ten 66 tane top A kutusunda. A kutusundaki top sayısı B kutusundaki top sayısının %10'u kadar fazlasıdır. B kutusundaki top sayısına %100 diyelim. %10 fazlası %110 olacak. %110'u 66 top ise %100'ü yani B kutusundaki top sayısı ne olur buna bakalım. Sıfırları sadeleştirdiğimizde 11'in 6 katı 66, 10'un 6 katı 60 oluyor. Yani B kutusunda 60 tane top var. C kutusundaki top sayısının %40'ı kadar eksiği C kutusundaki top sayısına %100 dersek %40 eksiğini aldığımızda %60 olacak. Yani %60'ı 66 top olan bütünün %100'ü kaçtır diyelim. Birer sıfırı sadeleştirdiğimizde 6'nın 11 katı 66, 10'un 11 katını aldığımızda 110. Yani C kutusunda
110 tane top var. Bizden istenen B ve C kutularındaki toplam top sayısı 60 artı 110'dan 170 tane top var. Cevap B. Uzunluğu 480 santimetre olan dikdörtgen biçimdeki yukarıdaki karton tam ortasından kısa kenarlarına paralel olacak şekilde kesilerek aşağıdaki K ve L kartonları elde edilmiştir. K kartonu kısa kenarlarına paralel kesilerek uzunlukları 1, 2 ve 3 sayılarıyla orantılı 3 parçaya, L kartonu kısa kenarlarına paralel kesilerek uzunlukları 1, 3 ve 4 sayılarıyla orantılı 3 parçaya ayrılmıştır. Buna göre K ve L kartonlarından elde edilen parçalardan birer tanesinin uzunlukları farkı santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bize verilen bilgilere baktığımızda uzunluğu 480 cm olan dikdörtgen biçimdeki bir karton tam ortasından kısa kenarlarına paralel olacak şekilde kesilerek K ve L kartonları elde ediliyor. Bütünün uzunluğu 480 cm tam ortasından ikiye kesildiğinde 240 cm'lik K, 240 cm'lik L kartonu elde edilecek. K kartonu 1, 2, 3 sayılarıyla orantılı 3 parçaya, yani X, 2X ve 3X diyelim parçalara, X artı 2X artı 3X eşittir 240. Buradan da 6X eşittir 240 oluyor. Her iki tarafı 6 ile sadeleştirdiğimizde X eşittir 40 olarak bulunuyor. Parçalarımız 40, 80 ve 3X'ten 120 olur. L kartonu 1, 3 ve 4 sayılarıyla orantılı 3 parçaya ayrılıyor. Yani Y, 3Y ve 4Y. Dolayısıyla Y artı 3Y artı 4Y eşittir 240. 8Y eşittir 240 ise her iki tarafı 8 ile sadeleştirdiğimizde Y eşittir 30 olarak bulunur. Parçalarımız 30, 90 ve 120 olarak bulunur. Bizden istenen K ve L kartonlarından elde edilen parçalardan birer tanesinin uzunlukları farkı santimetre cinsinden hangisi olamaz? Buradan 120 var, 90 var, 30 var, 120 var, 80 var, 40 var. 30'u elde edebilmek için 120'den 90'ı çıkarabiliriz. 30 oluyor. 40'ı elde etmek için 120'den 80'i çıkarabiliriz. 50'yi elde etmek için 90'dan 40'ı çıkarabiliriz. Ama 60 farklardan birisi olmuyor. Cevap D. Aşağıdaki iki soru bir matematik kitabından alınmıştır. Birinci soruda istenen oran A, ikinci soruda istenen oran B olduğuna göre A çarpı B kaçtır? Bize verilen bilgilere baktığımızda oran iki çokluğun bölünerek karşılaştırılmasıdır ve ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya tümler, ölçüleri toplamı 180 derece olan iki açıya bütünler açılar denir. Birinci soruya baktığımızda yarımın çeyreğe oranı kaçtır diyor. Yarım 1 bölü 2, çeyrek 1 bölü 4, 1 bölü 2 bölü 1 bölü 4, 1 bölü 2'yi aynen yazarız. 1 bölü 4'ü ters çevirdiğimizde 4 bölü 1 olur. 1 kere 4, 4, 2 kere 1, 2, 4 bölü 2 oranından 2, A'ya eşittir. İkinci soruya baktığımızda bir dar açının ölçüsünün tümleyeninin ölçüsüne oranı 8 bölü 7. Dar açımıza x diyelim. Tümleyeni 90 derece olacağı için toplamları 90 eksi x olacak. Dolayısıyla x bölü 90 eksi x eşittir 8 bölü 7 olarak bulunur. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 7x eşittir 8 çarpı 90 eksi x. 8'i dağıttığımızda 7x eşittir 720 eksi 8x. Eksi 8x eşitliğin sol tarafına giderse artı 8x. Buradan da 15x eşittir 720. Her iki tarafı 15 ile sadeleştirdiğimizde x eşittir 720'yi
15'e böldüğümüzde 48 olarak bulunur. Yani açımız 48 derece. Bütünyeninin ölçüsünün kendi ölçüsüne oranı 48 derecelik açının bütünyeni 180'den 48'e çıkardığımızda 132 derecedir. Bütünyeni 132, kendisi 48, oranladığımızda 11 bölü 4 olarak bulunuyor. Bu da B'ye eşit. Bizden A çarpı B'yi istiyor. Yani 2 çarpı 11 bölü 4, 22 bölü 4, 2 ile sadeleştirdiğimizde 11 bölü 2 olarak bulunur sonuç. Cevap C. Bir mağazada sadece aynı giyim markasının tişörtleri, gömlekleri, pantolonları ve ceketleri satılmaktadır. Aynı tür giyeceklerin kendi içinde satış fiyatları aynı ve sabittir. Bu mağazada 4 pantolon fiyatına 9 gömlek, 5 tişört fiyatına 1 ceket, 9 gömlek fiyatına 10 tişört alınabilmektedir. Buna göre bu mağazada 6 pantolon fiyatına kaç ceket alınabilir? Bizden istenen 6 pantolon fiyatına kaç ceket alacağımız, dolayısıyla pantolon ile ceketin fiyatını karşılaştıracağımız bir durum olması lazım. Verilen bilgilere baktığımızda 5 tişört 1 ceket yapıyor. Dolayısıyla 9 gömlek 10 tişört ediyorsa 10 tişörte biz 2 tane ceket alabiliriz. Çünkü her 5 tişört 1 cekete eşitse 10 tişört 2 cekete eşit. Yani 9 gömlek 2 cekete eşit oluyor. Buradan da 9 gömlek eşittir 2 ceket diyebiliriz. Yani 4 pantolon 2 cekete eşit oluyor. Bizden istenen 6 pantolon kaç cekete eşit olacak? 4'ün yarısı 2, 6'nın yarısı 3. Yani 6 pantolon 3 cekete eşittir. Cevap B. Aşağıdaki tabloda bir bankadan bir ayda kredi çeken müşterilerin sayısı cebisel olarak verilmiştir. Bu ayda bankadan ihtiyaç ve taşıt kredisi çeken toplam 126 müşterinin x-3'ü her iki krediden de çekmiştir. Buna göre x kaçtır? Bize verilen tabloya baktığımızda kredi çeken müşteri sayıları ihtiyaç kredisi 4x-13 tane, taşıt kredisi 2x+1 tane müşteri, toplamda 126 tane müşteri var. x-3 müşteri her iki krediden de çektiği için x-3 kişiyi hem ihtiyaç kredisinde hem de taşıt kredisinde sayıyoruz. Dolayısıyla 4x-13 ve 2x+1'i topladığımızda 6x-12 yapıyor. 6x-12 kişiden x-3'ü 2 defa saydığımız için x-3'ü çıkardığımızda toplam müşteri sayısı bize 126'yı verecek. Eksiyi parantezin içine dağıttığımızda 6x-12 eksi x+3 eşittir 126. 6x'den x çıkarsa 5x-12+3-9 eşittir 126. Eksi 9'u eşitliğin sağ tarafına gönderirsek artı 9. 5x eşittir 135 olarak bulunur. Dolayısıyla her iki tarafı 5 ile sadeleştirdiğimizde x eşittir 27 olarak bulunur. Cevap C. Bir lokantada yemek yiyen her bir müşteriye yemek sonrası çay, soda, Türk kahvesi, Nescafe ve limonata içeceklerinden sadece biri ikram edilmiştir. Aşağıda bir günde bu içeceklerin ikram edildiği müşterilerin sayısı ve yüzdesi ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre bugün içerisinde lokantada Türk kahvesi ikram edilen müşteri sayısı kaçtır? Bize verilen tabloya baktığımızda müşterilerin %30'una Nescafe ikram edilmiş ve müşterilerin %30'u 75 kişi. 75 kişi %30'u ise çay ikram edilen 60 kişi yüzde kaçı bunu bulabiliriz? Oran orantı kurduğumuzda 75 kişi %30 ise 60 kişi yüzde kaçtır? 15'e böldüğümüzde 5, 15'e böldüğümüzde 4, 5'in 6 katı 30, 4'ün 6 katı 24. Yani çay ikram edilen kişi sayısı %24 olarak bulunur. Türk kahvesi ikram edilenlerin yüzdesini bulduğumuzda 24-16 %40 yapıyor burası. 30-10 burası da %40 yapıyor. İkisi %80, geriye kalan %20. %20'si kaç kişi? Yani Türk kahvesi ikram edilen bunu bulmak için
%30'u 75 kişi ise %20'si kaç kişidir deriz. Sıfırları sadeleştirdiğimizde 25 katı 75, 2'nin 25 katı 50, yani %20'si 50 kişi yapıyor. 50 müşteriye Türk kahvesi ikram edilmiş. Cevap C. Aşağıda genişliği 10 cm, uzunluğu 2x artı 5 cm olan sarı ve kırmızı renkli dikdörtgen biçimde özdeş iki karton verilmiştir. Bu kartonlar aşağıdaki bazı kısımları üst üste gelecek şekilde bir masanın üzerine yerleştirilmiştir. Kırmızı kartonun görünmeyen kısmı kare şeklinde olup bir kenarının uzunluğu 5 cm'dir. Buna göre kartonların üst üste gelmeyen kısımlarının bir yüzünün alanları toplamını santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Bize verilen bilgilere baktığımızda genişliği 10 cm, uzunluğu 2x artı 5 cm olan sarı ve kırmızı renkli dikdörtgen biçiminde özdeş iki kartonumuz var. Bu kartonların bazı kısımları üst üste gelecek şekilde bir masanın üzerine yerleştirilmiş. Kırmızı kartonun görünmeyen kısmı kare şeklinde olup bir kenarın uzunluğu 5 cm'ymiş. Bizden istenen ise kartonların üst üste gelmeyen kısımlarının bir yüzünün alanları toplamını santimetre kare cinsinden veren çevirsel ifadenin hangisi olduğunu bize soruyor. Üst üste gelen kısım bir kenar uzunluğu 5 cm olan bir kare. Dolayısıyla üst üste gelen kısmın alanı 5 çarpı 5'ten 25 santimetre kare. Normalde özdeş dikdörtgenlerin bir tanesinin alanı 10 çarpı 2x artı 5'ten. Çünkü dikdörtgende alan kısa kenar ile uzun kenarın çarpımına eşit. Onu parantezin içine dağıttığımızda 20x artı 50 santimetre kare. 20x artı 50'den üst üste gelmeyen kısımların bir yüzünün alanları toplamını istediği için üst üste gelen kısmın alanını çıkaracağız. 20x artı 50 eksi 25, yani 20x artı 25 santimetre kare. Kırmızı dikdörtgen alanında aynı şekilde 20x artı 50 santimetre kare. Üst üste gelmeyen kısmın alanını bulmak için 20x artı 50'den 25'i çıkaracağız. Üst üste gelen kısmın alanı, yani 20x artı 25 santimetre kare üst üste gelmeyen kısmın alanı. 20x artı 25, 20x artı 25 topladığımızda 40x artı 50 santimetre kare üst üste gelmeyen kısmın alanları toplamını veren cebirsel ifadedir. Cevap D. Bir matematik öğretmeni öğrencilerinden 1, 2, 4 ve 5 rakamlarını aşağıda verilen toplama işlemindeki kutulara her kutuya farklı bir rakam gelecek şekilde yazarak işlemi yapmalarını ister. Buna göre işlemi doğru yapan herhangi iki öğrencinin bulduğu sonuçların farkı en fazla kaçtır? İki öğrencinin bulduğu sonuçların farkının en fazla olması için bulabilecekleri en büyük sonuç ile en küçük sonucu bulmaları gerekiyor ki farklarının alabileceği en büyük değeri bulalım. Dolayısıyla en büyük sonuç için oluşturabileceğimiz en büyük sayıları oluşturmamız lazım. Yani 5 bölü 1 oluşturabileceğimiz en büyük sayı. Geriye kalan 4 ve 2 ile de 4 bölü 2'den 5 bölü 1 5'e, 4 bölü 2 2'ye, 5 artı 2'den 7. Yani bu bulabileceğimiz en büyük sonuç. En küçük sonuç için ise oluşturabileceğimiz en küçük sayıları oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de 1 bölü 4 artı 2 bölü 5, 1 bölü 4 ve 2 bölü 5'i toplayabilmek için paydalarını eşitlememiz gerekiyor. Bunu 5 ile, bunu 4 ile genişlettiğimizde 5 bölü 20 artı 8 bölü 20 topladığımızda 13 bölü 20 yapıyor. Ondalık gösterimle gösterebilmek için 5 ile genişletmemiz lazım. 65 bölü 100. Bu da 0 tam %65. Bu da bulabileceğimiz en küçük sonuç. Aralarındaki farkı bulmak için 7'den 0 tam %65'i çıkarırsak, eksik olan basamaklara 0 ekleyip çıkardığımızda 6 tam %35 bulacağımız farkın en büyük değeridir. Cevap C. B
5 doğru parçasının uzunlukları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Bu doğru parçaların uzunlukları toplamı 725 mm olduğuna göre KL doğru parçasının uzunluğu kaç milimetredir? Bize 5 tane doğru parçasının uzunlukları ile ilgili bilgiler verilmiş. Bu doğru parçaların uzunlukları toplamı 725 mm'ymiş. Bizden KL doğru parçasının uzunluğunu istiyor. KL doğru parçasının uzunluğuna x milimetre diyelim. Dolayısıyla KL doğru parçasının uzunluğu x milimetre ise KL doğru parçasının uzunluğu EF doğru parçasının uzunluğundan 3 milimetre kısa. Yani EF doğru parçası KL doğru parçasından 3 milimetre daha uzun olacak. X artı 3 milimetre. EF x artı 3 milimetre ise CD doğru parçasının uzunluğu EF doğru parçasının uzunluğundan 5 milimetre kısa. Yani CD'nin uzunluğu x artı 3 eksi 5'ten x eksi 2 milimetredir. CD doğru parçasının uzunluğu x eksi 2 milimetre ise AB doğru parçasının uzunluğu CD doğru parçasının uzunluğundan 8 milimetre fazladır. Yani x eksi 2 artı 8'den AB doğru parçasının uzunluğu x artı 6. GH doğru parçasının uzunluğu AB doğru parçasının uzunluğundan 2 milimetre fazladır. AB x artı 6. X artı 6'ya 2 eklediğimizde x artı 8'de GH doğru parçasının uzunluğudur. 5'in uzunluğu toplamı 725 mm. AB x artı 6. CD x eksi 2. Daha sonra KL x EF x artı 3 ve GH x artı 8. Bunları topladığımızda toplam 725'e eşit olacak. 1, 2, 3, 4, 5x, 6, 2 çıkarsa 4, 3 daha 7, 8 daha 15, 5x artı 15 eşittir 725, artı 15 eşitliğin sağ tarafına geçerse eksi 15, 5x eşittir 710, her iki tarafı 5 ile sadeleştirdiğimizde x eşittir 142 milimetre olarak bulunur. Cevap A. Aşağıda iki çokluğun dile getirildiği 4 ifade verilmiştir. Buna göre kaç ifadede dile getirilen çokluklar ters orantılıdır? Öncelikle bize verilen bilgilere baktığımızda sayabildiğimiz veya ölçebildiğimiz her şeye çokluk denir. İki çokluktan biri artarken diğeri aynı oranda azalıyor. Biri azalırken diğeri aynı oranda artıyor ise bu iki çokluk ters orantılıdır denir. Burada şuna dikkat edelim. Bize verilen çokluklardan birisi artıp diğeri azalan ya da birisi azalıp diğeri artan her durum bizim için ters orantı belirtmez. Ters orantı belirtmesi için aynı oranda azalması ya da aynı oranda artması gerekir. Bize verilen ilk ifadeye baktığımızda yakılan bir mumun kalan boyu ile geçen zaman, yakılan bir mumun kalan boyu geçen zaman arttıkça azalır ama aynı oranda mı azalır? Buna bakalım. Birim zamanda yanan mum miktarı sürekli eşit olacak. Bunu bir örnekle açıklarsak, 30 santimlik bir mumun 1 dakikada 3 santimetrelik kısmı yanarsa geriye 27 santimetre boyu kalır. 2 dakika sonra 24 santimetre boyu kalır. Çünkü her 1 dakikada 3'er santimetre yanacak. Birim zamanda yanan mum miktarı birbirine eşit olmak zorunda. 3 dakika sonunda 21 santimetre kalacak. Burada zaman arttıkça mumun boyu azalıyor. Ama aynı oranda mı, buna bakalım. Ters orantılı olması için birimlerin karşılıklı çarpımlarının birbirine eşit olması lazım. Dolayısıyla 1 kere 27, 27, 2 kere 24, 40, 8, 3 kere 21, 63. Dolayısıyla burada ters orantıdan söz edemeyiz. Çünkü eşit oranda azalma yok. Aynı kapasitede çalışan işçilerin sayısı ile yapılan işin bitme süresi. İşçi sayısı arttıkça işin bitme süresi artar. Bir işçi bir işi 24 günde bitiriyorsa, iki işçi bir işi 12 günde bitirir. 3 işçi
8 günde bitirir. 24 günlük iş var. 1 kere 24, 24. 2 kere 12, 24. 3 kere 8, 24. Burada işçi sayısı 2 katına çıkıyor. İşin bitme süresi yarıya düşüyor. İşçi sayısı 3 katına çıkıyor. İşin bitme süresi 3'te 1'ine düşüyor. Dolayısıyla burada ters orantı vardır diyebiliriz. Sabit süratle giden bir aracın gittiği yol ile deposunda kalan akaryakıt miktarı, sabit süratle gittiği için bilim zamanda gittiği yol ve bilim zamanda harcadığı yakıt miktarı birbirine eşit olacak. Dolayısıyla deposunda 50 litre yakıt olan bir araç için 100 kilometre gittiğinde 5 litre yakıt harcarsa 45 litre yakıt kalır. 200 kilometre yol gittiğinde 40 litre yakıt kalır. 300 kilometre gittiğinde 35 litre yakıt kalır. Gittiği yol artıyor, depoda kalan miktar azalıyor. Ama aynı oranda mı azalıyor? Buna dikkat edelim. 100 çarpı 45, 4500. 200 çarpı 40, 8000. Dolayısıyla burada aynı oranda azalma yok. Onun için burada da ters orantıdan söz edemeyiz. Son duruma baktığımızda satın alınan ürün miktarı ile ürüne ödenen toplam para miktarı, satın alınan ürün miktarı arttıkça ürüne ödenen toplam para miktarı da artacak. Dolayısıyla birisi artarken diğeri de arttığı için burada ters orant değil, doğru orantı vardır deriz. Sadece bir tane çokluklarda ters orantı vardır. Cevap A. Emre bir ay boyunca boş olan kumbarasına sadece 10 kuruşluk, 25 kuruşluk ve 50 kuruşluk madeni paralar atarak para biriktiriyor. Aşağıdaki tabloda bir ay sonra Emre'nin kumbarasından çıkan madeni paraların türlerine göre toplam tutarları verilmiştir. Buna göre Emre'nin kumbarasından çıkan madeni paraların toplam sayısını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Bize verilen tabloda madeni paraların toplam tutarları var ve bizden istenen Emre'nin kumbarasından çıkan madeni paraların toplam sayısını veren cebirsel ifade. 10 kuruşluk madeni paraların toplam tutarı x eksi 1 TL. 10 kuruşluk madeni paraların toplam sayısını bulmak için toplam tutarı 10 kuruşa bölmemiz gerekiyor ki kaç tane 10 kuruşluk var bunu bulalım. 1 lira 100 kuruş olduğu için öncelikle liraları kuruşa çevirmemiz lazım. Bunun için de 100 ile çarpmamız gerekiyor. Yani 100 çarpı x eksi 1 kuruşluk 10 kuruşluk var. Dolayısıyla 100 çarpı x eksi 1 bölü 10, birer sıfır sadeleştirip onu dağıttığımızda 10x eksi 10 tane 10 kuruşluk var. 2x artı 3 liralık 25 kuruşluk var. 100 ile çarptığımızda 100 çarpı 2x artı 3 kuruşluk 25 kuruşluk oluyor. Bunu da 25'e böldüğümüzde 25 kuruşlukların sayısını bulmuş oluruz. 100 ile 25 sadeleştirdiğimizde 4. 4'ü parantezin içine dağıttığımızda 8x artı 12 tane 25 kuruşluk madeni para olacak. 3x artı 2 liralık 50 kuruşluk var. Bunu kuruşa çevirdiğimizde 100 çarpı 3x artı 2 kuruş yapar. 100 çarpı 3x artı 2 kuruş bölü 50 kuruş dediğimizde 50 kuruşlukların sayısını buluruz. 100 bölü 52, 2'yi dağıttığımızda 6x artı 4 tane 50 kuruşluk madeni para vardır. Toplam madeni para sayısını bulmak için 10x, 8x, 6x topladığımızda 24x, eksi 10 artı 12 daha 2, 4 daha 6, yani 24x artı 6 tane madeni para var kumbarada. Cevap D.